nerede olduğumuzu anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Güzel bir hafta geçirdik. Güzel bir tatil yaptık. Ve edindiğimiz bilgileri paylaşalım dedik. Çünkü insan bence yani Türkiye içinde bir yere giderken bile tedirgin oluyoruz ama hani ülke değiştiriyoruz yani ki Paris çok güzel ve turistik bir yer. O yüzden deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu şapkayı almayanı burada dövüyorlar. Sopayla falan. O yüzden yani herkesin kafasında bu şapkadan var. Bence gelmeden alın eğer düşünüyorsanız bu arada. Yani evet. Türk parasıyla gayet mantıklı yani. Mantıklı. O yüzden 6 euro falandı galiba burada. Öyle bir şey hatırlıyorum. O yüzden bence alın temiz temiz gelin buraya. Bence de gelin olabilir. Evet, bunu söylemek istedim ilk olarak. Ulaşım konusuna girebiliriz. Yani bizim en çok ilk başta tedirgin olduğumuz noktalardan bir tanesi. Ulaşım konusunda da şunu söylemek istiyorum. Biz Pegasus'la geldik buraya. Evet. İlle de Fransa. İlle de Fransa. Diye bir kart var. Navigo kart. Bunu tavsiye ediyoruz. Bunu alabilirsiniz. Zaten genelde gelen turistler yani bunu alıyorlar. Bu kart haftalık bir kart. Bizim aldığımız Navigo Weekly. Aslında şöyle haftalık değil bu kart. Bu İstanbul kart gibi bir kart. Sen içerisine bilet yüklüyorsun gibi süreçleri var. Yani öyle evet de bizim aldığımız haftalık hocam. Onu diyorum yani. Aa, su geldi yandan. Biz Navigo'yu haftalık aldık. Pegasus Orly 4'e iniyormuş. Orly 1, 2, 3 ve 4 diye havalimanları ayrı. Yani inişleri ayrı, pistleri. Bunu da Orly 4'ten alabiliyorsunuz zaten. Biz Pegasus'la gelmiştik. Pegasus'la gelince kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Nereden alıyoruz? Dışarıya çıktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle otobüslerin durduğu yerler duraklar var. Duraklar 5 numaraydı değil evet, mi? Evet 5 numara. Oraya doğru ilerleyin zaten geçtikten sonra sıra göreceksiniz. Makineler var ama makinelerden hiç kartı olmayanlar kart alamıyor. O yüzden gişeden almak gerekiyor. Bir de arkadan bakınca görünmüyor. 5 numara sanki kimse yokmuş gibi orada ama durağın iç tarafında kalıyor. Bir tane ufak büro gibi bir yerden alabiliyorsunuz. Evet. Ve buraya fotoğraf ve imza falan gerekiyor gibi bir şeyler okumuştuk biz. Gerek kalmadı. Biz bir haftadır buradayız. Sadece bir kere görevli kontrol ederken metroda buraya fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekiyor dedi. Tamam dedik, geçtik. Evet ama bence hani yine de yanınıza fotoğraf alın. İlla ki fazla bir fotoğrafınız vardır. Hani biri bir şey derse işte yanımızda ama yapıştırıcı bulamadık gibi şeyler söylenir yani. Hani ben onu planlıyordum bir daha bir de, sorsaydı. Bir de şey var, haftalık olan pazar gününe kadar değil mi? Evet, yani pazartesi. Sen mesela perşembe günü aldın, 7 gün olmuyor. Pazar günü evet. Sona eriyor yine bu kart. O da önemli bir detay bence. Evet, bu kartı aldıktan sonra ya tekrar haftalık almak gerekiyor ya da işte gün gün bölgeler arası kullanabildiğiniz evet, geçiş. Bir de bölge konusu var. All zones diye biz bir haftalık aldık. Tüm bölgelerde geçerli. 35 euro. 30 euro verdik. 5 aslında. Euro kart ücreti, 30 euro da haftalık pass ücreti. Bu arada gerçekten yani bence mesela 3 gün ve fazlası kalınacaksa kesinlikle bu kart alınmalı. Çünkü çok metro kullanılıyor. Yani her yer birbirine çok yakın ve biz yani aşırı yürüdük ya. Bu şu bir haftada yemin ediyorum iflam kurudu yani. Çok yürüdük ama ona rağmen çok metro rer kullandık. Bir de Orlival konusu var. Havalimanından inince biz merkeze nasıl geliriz diye orada sorduğumuz Orlival diye bir tramvay gibi bir shuttle'la yönlendirdiler bizi. Ama oraya gittiğimizde bu kart orada geçmiyormuş. Orada normal ticket alınması gerekiyordu ve 12 euro civarı bir şeydi bir kişi. Evet. Yani bu karta göre çok pahalı olduğu için biz tekrar geri gidip oradan otobüsle geldik merkeze. O yani, da önemli bir detay bence. Aynen öyle. O 5 numara kartı aldığınız yerin önünden aslında sizi RER'e ulaştıracak otobüs kalkıyor yani. Direkt binip bir RER durağına geçebilirsiniz. Denfert gibi bir şey yazıyordu değil mi? Galiba evet. Denfert yazıyordu. Biz bir afalladık neye bineceğiz, nasıl gideceğiz, merkeze nasıl atacağız kendimizi diye. Evet. Orly 4'te inip 5 numaradan kartı alıp hatta direkt kartı aldığımız yerde bekledik. Evet. Hemen otobüs oraya yanaştı. Oradan binip
direkt merkeze gittik. Hiçbir şeyi araştırmaya gerek yok yani. Çok evet. kolay bir şekilde. Biz biraz sağa sola gittik. Nereden bineceğiz, ne yapacağız? Evet, bir yanlış bir yere karıştı. Gitmek istemedik. O yüzden biraz dolaştık. Ama bunu alıp oradan Denfert yazan otobüste direkt merkeze kendini attıktan sonra zaten evet, bir şekilde otobüslerde de geçiyor bu arada. Yani Orlival hariç tüm taşıtlarda bu Navigo kartı kullanabiliyorsunuz haftalık. Bugün ayın 1'i. Bugün de ücretsizmiş. Evet, 1 Ocak. Ve yarın dönüyoruz. Biz de yarın dönüyoruz. Tekrar almak zorunda kalmamış olacağız. Evet. Google Maps çok iyi çalışıyor burada. Yani zaten şöyle, ben gelmeden önce gideceğimiz yeri rota şeklinde hazırladım ve hangi duraktan inip hangi duraktan bineceğimizi zaten not ettim. Yani internet olmasa da aslında bir şekilde yolumuzu evet, bulurduk. Evet, ama biz Air Alo adında bir uygulama indirdik. Adını şuraya yazdım. Ya da şuraya. Buradan eSIM aldım. Aylık 10 GB galiba aldım. 11 Euro gibi bir şey ödedim. Onu da çok aşırı rahat kullandık bu arada. Fransa'ya gelmeden Türkiye'de eSIM'in kurulumunu yaptım. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor evet. zaten. Buraya indikten sonra direkt aktif ettiğinizde bağlandı ve... Uçak piste indi, açtık, bağlandı. Direkt kullanmaya başladık. Aynen öyle. O da çok kullanışlı oldu. Burada SIM kart aramaya gerek yok. 10 yani, GB bize yetti. 10 GB ideal gibi. Şimdi not aldık biz. Unutmayalım söyleyeceklerimiz diye. Bir yandan onlara bakıyorum. Eyfel, bu arada online bilet yazmışım. Eyfel'e gelirken ve hatta her şeye gelirken online bilet olan seçenekler de kesinlikle bence alınmalı. Evet. Mesela Eyfel'i biz araştırırken bazı yerlerde neydi senin aldığın bir site vardı? Get Your Guide. Get Your Guide'da daha pahalıydı Eyfel biletleri. Değil mi? Öyleydi. Aynen öyle. Kendi sitesinde birebir aynı fiyatlar. Biz daha pahalıya almamıştık. Burada sıra beklemek zorunda kaldık. Ama kesinlikle alınabilir eğer Eyfel'e çıkacaksanız. Öyle. En üst kata çıkılacaksa kesinlikle bilet alınmalı. Çünkü yoğunluğa göre en üst katı kapatıyorlar. Hani ha, evet. çıkma hayaliyle gelip çıkamama durumunuz olabilir. Biz İkinci kata mesela. Her türlü çıkış var. Yani onu kapatmıyorlar. Ama yani en üst kata asansörle çıkış için kesinlikle biz bilet alınmalı. Biz en üst kata çıkacaktık. Tam sıra bize geldiğinde en üst katı kapattılar. Evet. Alamadık bilet. O yüzden ikinci kata çıkmak zorunda kaldık. Bu da böyle bir bilgi. Bilet olan her yere bilet alınmalı bence. Disneyland yazmışız. Disneyland'den biraz bahsedebiliriz. Bence kesinlikle gidilmeli bu arada. Disneyland çok keyifliydi. Çok iyiydi. Hatta mümkünse 2 gün bile ayrılabilir. Evet. Veya 2 gün değil de Disneyland'de şöyle bir şey var. Bileti aldıktan sonra normal bir bilet aldığımızda bütün içerideki oyuncaklara, her yere ücretsiz bir şekilde girebiliyoruz ama sıra beklemek zorundayız. Evet. Bir de Premier Access'ti değil mi? Premier Access olan mesela bir şeyi çok beğendiniz, çok sıra var, bir saat. Bu arada mobil uygulaması çok güzel. Mobil uygulamasında nerede kaç dakika bekleyeceğimiz falan yazıyordu. Güzel evet. bir haritası var. Çok büyük olduğu için içerisi ihtiyaç duyuyorsunuz. Gerçekten kesinlikle. Biz onu kullandık. Bir şeyi çok beğendiniz, bir saat bekleme süresi var. Sadece ona da Premier Access alıp evet. 10 Euro, 12 Euro, bazıları 18 Euro gibi tek Premier Access'li geçişler de var. Onu alıp geçebiliyorsunuz. Bir de tüm hepsinde geçerli olan, o da 90 Euro'ydu galiba. Evet. Hani iki, normalde biz şimdi bir gün sabah gittik, gece döndük. Evet. Ama yine de her şeye giremedik tabii. Hem sıra beklediğimiz için biz Premier almadık hiç. Bir güne sığdırmak için bence Premier alınabilir. Evet. Biz şöyle düşünüyorduk bu arada. Hani bütün makinelere binmek istemeyiz. Binmesek de olur diye Premier düşünmedik hiç. Ama gecenin sonunda böyle bir içimizde kaldı değil mi? Bir ufaktan evet. keşke. Ya ama hani şuna da keşke binseydik dediğimiz çok bir şey olmadı. Bence evet, biz bayağı bir verimli bindik. Kullandık bu arada. Yani beğendim hani onu. Çok bilinçsizdi. Yani hani... İşte önceden şuna bineriz, şuna bineriz demedik ama yine de orada güzel hareket ettik bence. İki tane yer var. Bir tanesi park diye geçiyor, bir tanesi stüdyolar diye geçiyor. Biz önce parka gittik, sonra stüdyolara gittik. Evet. Sonra tekrar gece parka geri döndük çünkü saat 7 gibi bir yürüyüş vardı. Evet, geçit bütün, vardı. Bütün karakterlerin trenlerle böyle yaptığı güzel bir geçit görüntüleri paylaşacağız. Evet. Ve onda da ışık gösterisi vardı. O da harikaydı. Onlar için tekrar geri döndük biz evet. akşam olunca park tarafına.
Stüdyo tarafı da gayet keyifliydi. Avengers hakkında bir şeyler söylemek istersen. Ne olduğunu şimdi... bilmeden girdiğimiz. Ya uygulama üzerinde makinelerin hani bazı görüntüleri oluyor. Yani işte fotoğraflardan anlayabiliyorsunuz gibi ya da dışarıdan baktığınızda bir parça içeriği görebiliyorsunuz. Bir de göremedikleriniz var. Avengers'ın yani biz çok hani izlemedik, bilmiyorduk ama boştu sırası. Hadi dedik girelim yani, ne olabilir yani. Aman ya Rabbi. Ama uzaya gideceğiz diye ben bir önden bir anladım yani. Hani uzaya çıkmak için yeterince hızlanmamız gerekiyor. Ya makinelerde konusunda. Makineye bindiğiniz zaman çok uzun sürmüyor. Yani hani belki de maksimum 2 dakika bile. Bence 60 saniye hani ya. 1 dakika falan yani. Hani 2 dakika süren yoktur bile bence. Çünkü çok seri olması gerekiyor. Hani o yüzden kısa sürüyor. Maksimum 1-2 dakika diyebiliriz. Yani bindik. İşte yani hızlı olacağını tahmin ettim ama ben böyle bir şey de tahmin etmiyordum yani. Bindik, oturduk. Kemerler takıldı falan. Demiri tutamıyorum. Elimde eldivenler var, kayıyor. Onu çıkardım. İşte ileriden böyle ışıklar gelmeye başladı. Geri sayım başladı. Eldiveni cebime koymaya çalışıyorum falan. Bir şey olacağını anladım ama yani bir girişim var, bir çıkışım var. Anlatamam yani. İnanılmaz bir hız. Yani yediğim kuvvetin haddi hesabı yok falan. Çok bilsem binmezdim yani ama keyifliydi. Şu an gitsem. Yani sabah 9'da açılıyor bu arada. 8.30 gibi orada olmakta fayda var. Evet. Gece yarısına kadar metro var. 12'ye kadar. Ama ışık gösterisinde biz şunu yaptık. Faydasını gördük. Aa, evet. Gösteri bitmeden biz yavaş yavaş geri doğru gittik. Çünkü inanılmaz kalabalıktı. Bir saat, bir buçuk saat belki metroya binemezdik. RER'di değil mi oradaki? RER, evet. RER'e binemezdik. Biz geri doğru çıktık ve bayağı bir kişinin önüne geçtik. Işık gösterisinin tamamı bitmeden kaçtığımız için. Evet. Güzel sıyrıldık ve oturduk falan verdi. Evet, metroda evet. Da oturduk. Keyifliydi yani. Disneyland'de bir de telefonumuzu çok kullandığımız için şarjımız bitti. Orada Buzz Lightyear'ın olduğu yerde böyle yemek yeri var. Evet. Orada içeride aynı zamanda ara ara saatlerle gösteriler de oluyor. Yemek yerken gösterileri de izleyebilirsiniz. Müzikal tadında şeyler. Bunların hepsini de mobil uygulamada paylaşıyorlar. Bunu kaçırmayın, şu saatte şurada gösteri var diye. Evet. Mobil uygulamayı çok aktif bir şekilde kullanabilirsiniz orada. O yemek restoranının içinde alt katta da prizler olan bir yer. Biz başka bir yerde priz göremedik. Evet. Priz olan bir oda var. Hızır gibi de yetişti yani. Bitiyordu artık şarj şarjımız. Şarj konusunda da oradan destek alabilirsiniz. Disneyland yani çok iyi bir deneyimdi. Bence kesinlikle her insanın hayatında görmesi gereken bir yer. Çok keyifliydi. Ve mümkünse, ben bir daha gelirim diyorum yani. Çok isterim gelmek yani. Mümkünse 2 gün ama işte döviz falan düşündüğümüzde hani bir tık tuzlu olabiliyor. Bir güne de makineleri seçerek, önceden araştırma yaparak ya da işte Premier Access alarak bir günde de gayet yetiştirilebilir bence. Ya da takılın kafanıza göre. Girin bizim gibi bir yolu binin, evet, bir bulabilin yani. Evet, biz rastgele koşturduk sağ sola. Evet. Ama çok keyifliydi. Evet, kesinlikle. Bir de hediyelik eşya konusu var. Şöyle, sokakta her yerde muhtemelen ışıklı Eyfel bibloları göreceksiniz. İşte boy boy ve fiyatları değişiyor. Genelde işte böyle yere bez sermiş abiler satıyor bizim gördüğümüz dükkanlarda, pahalı. Ben çok beğendim bu arada ışıklı olan Eyfel'leri ama dükkanlarda pahalı geldi. Dışarıda satan abiler bir tık daha uygun satıyor. Ve pazarlık payı var. Hani biz mesela bir tanesinden örnek vereyim. Sorduk ne kadar? 20 dedi. Evet. Louvre Müzesi'nde ilk gün. Tam döndük gidiyoruz. Tam hadi gel 15 dedi. Biraz daha baktık. Neyse tamam kalsın dedik. Tamam hadi gel 10 ver senin olsun dedi. 10 euroya kadar düştü. Genelde yüksekten açıp kapıyı o şekilde pazarlık payı oluyor. Hatta birden fazla alacaksanız evet. Biraz daha da inebiliyorlar. Hediyelik alınacaksa Bazilika'nın karşı sokağı diyebiliriz. Bazilika'nın karşı sokağı. Aslında metrodan indiğinizde mecburen o sokaktan evet. Geçiyorsunuz. Orası komple hediyelik. Yani magnetler, bardaklar yani ne ararsanız var ve fiyatları İşte Eyfel'in oraya göre, Louvre Müzesi'nin oraya göre çok uygundu. Evet, gayet biz hepsine uygundu. Baktık neredeyse. En uygun orasıydı. Oradan hediyelikleri de halledilebilir. Yani bir gün oraya ayırıp
gittiğinizde hediyelik alacakmış gibi oraya gidip evet. oradan hediyeliklerinizi de çözebilirsiniz. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben aşırı verim aldığım için. Şimdi araştırma yaparken ben Eyfel için fotoğraf çekilecek bir sürü yer var işte. Çok meşhur olan yerler var. Şu an mesela biz Trakador meydanındayız. İşte Trakador merdivenleri var. Merdivenlerde çok pozlar var falan. Ama çok kalabalık ve yani bence insan kirliliği. Biz çekildiğimiz fotoğraflar şurada, şurada, şurada ekler miyim bilmiyorum. Çekildiğimiz fotoğrafları Eyfel'den Trakador'a çıkan bir yol var. Orada kenarda çekildik ve Eyfel'in alt tarafında nehirin kenarları hani yürüme ve koşu için insanlar koşuyorlar orada. Orada fotoğraf genelde çekildi. Genelde boş oluyor. O boş, yol kenarı evet bayağı boş yani. Hani bence meşhur olan yerlerden ziyade iyi açısı olan sakin yerlerde fotoğraf çekilmek çok daha mantıklı yani. Bence güzel fotoğraflar çekildik. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Evet. Sen alt derecanlar Instagram hesabımıza girip bakabilirsiniz. Çok güzeller. Bence. Keyifli bir haftaydı. Evet. Yılbaşına Paris'e girmek de çok güzeldi. Evet. Şanzelize'de. Şanzelize evet. Işıklı gösteriler, şovlar. Yeni yıla burada girecekseniz kutlamalar Eyfel'de değil Zafer Takım'da yapılıyor. Bu da bence önemli bir bilgi. Yani muhtemelen burada da havai fişek falan atmışlardır ama ana gösteriler canlı yayın falan orada yapılıyor yani. Evet. Ana yerleri orası. Evet. Ve gerçekten toplu ulaşım kilit yani. Metroları kapatıyorlar çünkü. Yani Zafer Takı'nın etrafındaki yakındaki metroları kapatıyorlar haliyle işte barikatlar çekiliyor falan. Hani o yüzden yürüme mesafesini düşünmek lazım ve Zafer Takı'nın orada olmak için yani yaklaşık bir 6 saat kadar ayakta beklemek durumunda kaldık. Ondan sonra yürüme olacak. Hani ona göre bir plan yapabilirsiniz belki. Yani yakın bir yerde mesela bir daha yılbaşına gelecek olsam muhtemelen Concord Meydanı'nda sandalyeler var. Yukarıda tepede evet. falan. Orada güzel bir açı. Önceden gidip sandalyeleri alıp çantaya da bir şeyler doldurup evet. yiyecek içecek vesaire. Oraya oturmak güzel bir trik olabilir. Aa, evlenme teklif ediyor biri. Ya birileri daha evlenecek. Çok güzel. Aferin. Aferin. Nasıl bir aferindi o? Hani iyi. Ha, aferin size gibi. Evet. Çok tatlı. Bu da böyle bir anımız. Çok güzeldi. Çok keyif aldık. Concord yani... Meydanı'nın diğer arka tarafından büyük bir Noel pazarı vardı. Orası da güzeldi. Evet. Orayı da gezmekte fayda var. Evet. Eyfel'in karşısında da var ama burası küçük ve çok sıkışık. Concord Meydanı'ndaki güzeldi. Güzel şeyler yedik. Of. Acıktım. Evet, keyifli bir haftaydı. Evet, seni çok seviyorum kocam. Böyle güzel bir anı biriktirdiğiniz için de çok mutluyum. Bakayım bir tane. Evet, biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir ve gelecek planlarınızı yapmaya başlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şey şöyle miydi? Nasıl Disneyland'deki ha. prensesler Hoşça gibi kalın. El sallayabilir misin? Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Böyle falan. Bir de şöyle ellerini falan böyle şey yapıyorlar ya.